En son gizli buzlanmada kalmıştık. Gizli buzlanma dediğimiz gözle görülmesinin sıkıntılı olan bir buzlanma türü. Gözle görülemiyor arkadaşlar. Çünkü şeffaf gördüğünüz üzere. Yani bunu kabin içerisinden görmeniz mümkün değil manasını söylüyorum. Oluştuğu sıcaklık arkadaşlar 0 santigrat derece ve eksi 10 santigrat derecesidir. Genellikle yüzeyin şeklinde olup pürüzsüzdür. Aşırı soğuk ve büyük su damlacıklarının yüzeye çarpması ile oluşur. İlk çarpma esnasında yüzeyde ısı oluşturur ve direkt donma oluşmaz. Su yüzey üzerine dağılır, soğudukça yüzeyin tamamında kesintisiz bir şekilde kapsayacak şeffaf buz katmanı oluşturur. En tehlikeli buz türü olup çözmesi çok zordur. Arkadaşlar burada şöyle bir şey var. İlk başta su tanecikleri çarptığında yüzeyde ısı oluşturuyor. Gerçekten ısınıyor orası. Isındığı için direkt buza dönmüyor. Ne yapıyor? Yüzeyde dağılıyor. Yüzeyde dağıldıktan sonra artık soğuk havanın etkisiyle buzlanma başlıyor. Dediği gibi en tehlikeli buz türü gizli buzlanma arkadaşlar. Hoarfrost burada görülen arkadaşlar 0 santigrat derecenin altındaki sıcaklıklarda olan yüzeylerde meydana gelir. Yağışsız havada oluşur. Havadaki su buharı doğrudan buz kristallerine dönüşür ve beyaz bir kaplama oluşturur. Bazen yakıt depolarına denk gelen kanat yüzeylerinde meydana gelir. Arkadaşlar burada bir yağış olayına maruz kalmasına gerek yok. Havanın içerisindeki su buharı bunun için yeterli olabiliyor. Havanın soğuk olması ve su buharının olması bu kıraanın oluşması için yeterli olabiliyor. İki tane tanımdan bahsedeceğiz. Az önce de söylemiştik arkadaşlar. De-icing ve anti-icing. De-icing oluşan buzu buzdan arındırma yöntemidir arkadaşlar. Pardon, uçağın yüzeylerini buzdan arındırma yöntemidir. Yani bir buz oluşmuş. Bu buzu uçağın üstünden atıyoruz. Anti-icing ise buzlanma oluşmaya başlamadan önce, yani buzlanma ihtimali yani buzlanma koşulları sağlandığında devreye giren sistemlerdir. Mesela nedir? Çok fazla soğuk havaya maruz kalması, yüzeyin çok fazla soğuması ya da buzlanmanın henüz oluşmaya başlaması gibi durumlarda anti-icing sistemi devreye giriyor. İlk başta biz anti-icing ile alakalı sistemlerden bahsedeceğiz. Daha sonrasında de-icing ile alakalı sistemlerden bahsedeceğiz. Arkadaşlar de-icing'in uçağın kendi üzerinde olan, uçağın üzerinde olan bazı sistemleri de var. Bunun dışında uçak uzun süreli beklemelerde, soğuk havalarda, karlı havalarda de-icing'e maruz bırakılır. Yani alkollü bir sıvıyla yıkanır. Buna da de-icing işlemi denilir. Yani üstündeki buzdan arındırır ve aynı zamanda anti-ice de yapar. Yani buzu arındırırken bir alkollü sıvıyı sıkıyoruz ama bu kalkış esnasında tekrar buz oluşmasını engeller arkadaşlar bu sıvı. Yani aynı zamanda anti-icing içinde kullanmış oluyoruz. Evet, uçağın gövdesi üzerinde tehlike altında bulunan alanlar. Şöyle bir bakacak olursak. Kokpit ön camlarımız var. Buzlanma sonucunda pilotların görüş alanını etkileyebilir. Yine proplarımız var arkadaşlar. Pitostatik proplarımız vardı. Hatırlayacaksanız bunun tıkanması tehlike yaratırdı. Yine statik portlarımız da aynı şekilde. Tap sensörü de aynı şekilde. Bunların arkadaşlar tıkanması büyük sorun oluşturur. Yanlış veri almamıza neden olur. Atık su drain hatlarımız var. Buradan suları direkt atmosfere atıyoruz biz. Lavabolarda kullanılan suyu. Bu suyu direkt atmosfere atıyorsak arkadaşlar soğuk havayla maruz kaldığında zaten donacaktır. Bunları da ısıtılması gerekiyor aynı şekilde. Motor giriş alıklarında buzlanma oluşur. Bu buzların kopmasıyla arkadaşlar motorun zarar görmesine, FOD'a sebep olabilir. Yabancı madde hasarına sebep olabilir. Bunun dışında motor hava alanının daralması demek, içeriye alınan hava miktarının azalması dolayısıyla motorun veriminin düşmesine sebep olabilir. Kanatların hücum kenarları
Arkadaşlar burada vermemiş ama yatay ve dikey stabilizer'ın hücum kenarları da aynı risk grubu altındadır. Fakat buradaki uçağı gördüyseniz arkadaşlar, motorumuzun egzoz kısmının direkt denk geleceği kısım yatay ve dikey stabilizer'lardır. Dolayısıyla motordan çıkan egzoz gazları bu arkada kalan alanı zaten ısıtır. Ki gördüğünüz üzere arkadaşlar, şu alanda herhangi bir ısıtıcıya ihtiyaç duymamış. Isıtıcı sisteme ihtiyaç duymamış. Sadece atık su drain hattımız var bakın. O da kuyruk konüsünün alt yüzeyinde. Bunu da ısıtıyoruz arkadaşlar. Bir de küçük uçaklar için ya da pervaneli uçaklar için konuşursak farklı olan ne var arkadaşlar? Bu arada burada da radon var. Burada da radon da risk grubu altındadır. Fakat içerisinde weather radar gibi birçok radarımız olduğu için arkadaşlar, zaten kendi kendine o iç yüzey ısınıyor. Bu iç yüzeyin ısınmasıyla beraber zaten radonda buzlanma pek oluşmaz arkadaşlar. Tabii küçük uçakta böyle bir şey olmadığı için radon kısmı da tehlike altındadır. Dolayısıyla burası da ısıtılmak zorundadır. Pervanelerimize baktığınız zaman her bir pervanenin hücum kenarında ısıtıcımız mevcuttur arkadaşlar. Bunu pervane dersinde önümüzdeki sene göreceksiniz. Hücum kenarlarında butlar vardır ya da elektrikli ısıtıcılarımız vardır. Bu elektrikli ısıtıcılar vasıtasıyla arkadaşlar hücum kenarlarında buzlanmayı önlemiş oluruz. Yine aynı şekilde şurada hücum kenarlarında da buz çözme sistemlerine ihtiyaç duyuyoruz. Balans yüzeylerinde yine ısıtıcı sistemlere ihtiyaç duyuyoruz. Şurada gördüğünüz üzere yatay ve dikey stabilizer'ın hücum kenarlarında da arkadaşlar buzlanma sistemi konulmuş. Yine antenlerde hava giriş alıklarında arkadaşlar buzlanma giderici sistemler kullanılmaktadır. Yani helikopterlerde de arkadaşlar farklı olarak yine pallerin hücum kenarları ısıtılmaktadır. Geldik buz algılama yöntemlerine. Arkadaşlar yangın algılama sisteminden de hatırlayacak olursanız görsel algılama metotları algılama metotlarının arasında yer alır. Kabin ekibinin gözlemi kabin ekibinin buzlanma başladığını haberdar olması gerekir. Gerekli önlemler alınmazsa ölümle sonuçlanabilir. Bunun için arkadaşlar algılama yöntemlerinden bahsediyoruz şimdi. Birincisi görsel metot. Birçok uçakta buzun görsel olarak algılanması için buz algılama spot ışıkları ve kokpit pencereleri arasında buz algılama çubuğu kullanılır. Bunlar nedir? Göstereceğim şimdi. Arkadaşlar şöyle açılı bir lensimiz vardır bizim. Şurada gördüğünüz gibi. Bu kanadın hücum kenarını aydınlatır. Bunu da ne sağlar? Pilot camdan baktığı zaman arkadaşlar hücum kenarındaki buzlanmayı gözlemleyebilir. Bu ışık vasıtasıyla yüzeye vurduğu zaman bu ışık. Tabii bu gece uçuşları için söz konusu. Gündüz uçuşlarında ışığı yapmasına da gerek yok arkadaşlar. Kanat üzerinin hücum kenarındaki buzlanmayı algılayabilir. Bunu buz algılama spot ışıklarıyla da gece görüşlerinde yaparız. Gece uçuşlarında yapıyoruz. Evet, çubuklu olanı birazdan gösterecek arkadaşlar. Tabii bunda görsel metot olduğu için herhangi bir otomatik sistem yok arkadaşlar. Yani otomatik sistemden kastettiğim şey şu. Birçok buz algılama sisteminde buz kendiliğinden algılanıyor ve buz çözme sistemini kendiliğinden çalıştırıyor. Kendiliğinden çalıştırdığında aslında kendi algılayıcının içerisinde de bir buz çözme sistemi vardır. Algılayıcının içerisindeki buz çözme sistemi çalışıyor. Üstündeki buz çözüldüğü zaman mesela hücum kenarına mı bakıyor? Hücum kenarındaki buz da çözüldü olarak kabul ediyor. Şimdi bununla alakalı birkaç tane buz dedektörümüz var. Basınçla çalışan buz dedektörü arkadaşlar ilki. Bu basınçla çalışan buz dedektöründe arkadaşlar iki tane hava giriş kısmımız var bizim. Şurada gördüğünüz bir dar alanımız var. Şurada gördüğünüz bir geniş alanımız var. Bu ikisinin arasında bakın bu ikisi şurada
birleşiyor gibi gözüküyor ama arasında bir parçamız var bizim. Diyaframımız var arkadaşlar. Basınç anahtarı ne devreye sokar. Şu sarı alan üst tarafa mavi alan ise alt tarafa basınç uyguluyor. Buzlanma oluşmaya başladığı zaman arkadaşlar ilk olarak neresi tıkanacaktır? Dar alan tıkanacaktır. Dar alan tıkandığında içeriye basınç giremeyecektir. Ama diğer tarafa basınçlı hava girmeye devam edecektir. Bu koşulda basınç anahtarı kapanacaktır. Basınç anahtarı kapandığında da IC ikaz lambası devreye girecektir. Bununla beraber ikaz rölesi devreye girecektir arkadaşlar. Yani ne yaptık burada? İki tane hattımız var bizim. Bu iki hattan normalde basınçlı havamız giriyor. Normal koşullarda basınç farkı oluşmuyor. Fakat bu deliklerden biri tıkandığı zaman arkadaşlar delikler tıkandığı zaman arada basınç farkı oluşacaktır. Şu basınç anahtarını kapatacaktır. Basınç anahtarını kapattığında devreyi takip ettiğimde şurada bir rölemiz var. Rölenin üstünden akım geçtiği zaman kontakların yeri değişir. Dolayısıyla kontaklar şu konuma geldi arkadaşlar. Hemen şuradan da ice lambasının üstünden de akım geçmeye başladı. Dolayısıyla buzlanmanın oluştuğunu gösteren ikaz lambamız devreye girecektir. Peki bununla beraber ne oluyor? Bizim buz çözme sistemimiz devreye girer. Birçok sistemde otomatik oluyor bu. Bununla beraber bakın kim de devreye giriyor? Şuradaki ısı anahtarı devreye giriyor. Isı anahtarı devreye girdiğinde şuradaki rezistans tellerinin ısıtılması da sağlanır. Bu rezistans tellere ısıtıldığında da buz çözülmüş olur. Arkadaşlar kafada canlanmış olması gerekiyor. Az önce hangi delik daha çabuk tıkanır dediğimde bu sorunun cevabını verebilecek misiniz? Hocam küçük delik mi diyeceğiz yoksa ismini mi söyleyelim? Ya küçük delik dedim ben ama aslında orada küçük bir delik yok arkadaşlar. Şekil olarak küçük bir delik gibi gözüküyor ama şuraya bakacak olursanız üstünde siyah siyah şeritler var. Aslında hangisi daha küçük bir delik? Hangisinde buzlanma daha çabuk olur? Şu mavi alanda mı, sarı alanda mı? Var mı arkadaşlar? Sarı değil mi hocam ya? Şimdi Şükrü, burası çok büyük bir alan gibi gözüküyor ama bu alanın içerisi şöyle. Küçük küçük şeritler var. Buzdolabının şeyi gibi düşün. Isıtıcısı gibi düşün. Heat exchanger gibi düşün. Daha çabuk buzlanıp daha çabuk buz çözülmesine sebep oluyor. Chat kısmında da bir arkadaşımız yazmış. Onu da bir okuyalım. Açamadım. Tamam. Onur da sarı gibi duruyor demiş ama arkadaşlar buradaki alık bir engele maruz kalmıyor. Dolayısıyla direkt doluyor. Havayla doluyor yani. Buzlanma, asıl buzlanmanın başladığı yer şu mavi alandır. Nereden çıkarımda bulunuruz hocam derseniz onun o şuradaki siyah şeritler var ya, bu siyah şeritlerdeki küçük küçük delikleri düşünün. Aslında buradaki deliğin çapı şu kadar. Şöyle bir şey bakın, bu siyah şeritlerin her biri engeldir arkadaşlar. Ama birçok yerde vardır. Burada direkt buzlansın diye yapılmış aslında. Burada tıkandığı zaman mavi alandaki basınç düşük olacak, sarı alandaki basınç hala yüksek olacak. Çünkü buradan dinamik basınç gelirken buradan statik basınç geliyor. Dinamik basınç statik basınçtan daha fazla. Dolayısıyla aşağı doğru bir baskı olacak. Anahtar kapanacaktır. Peki ısıtıldığında ne oluyor? Isıtıldığında şuradaki buzu çözmüş oluyorsunuz. Tekrar basınç anahtarınız, buz dedektörümüzde buzu çözmüş oluyoruz. Bunu çözerken aslında çalıştırdığımız diğer sistemlerin de buzunu çözmüş oluyoruz. Hocam o Özetle deliğin ismi ne? valla burası deliğin herhangi bir ismi yok ya Şükrü. Şey de vermemiş. Bu Türk Hava Yolları'nın kitabından aldığım bir görüntüydü. Bu iki tane delik, geniş delik, dar delik diye gösteriyor ama şunun içerisinde şeritlerimiz var bizim. Yani orada da söylerken mavi alan, sarı alan diye söylüyordu.
Ama şöyle bir bakacak olursak, bir kaydı durdurayım ilk başta. Beraber bakalım ona. Emin olan. Devam ettiriyorum. Şimdi az önce Türk Hava Yolları'nın kitabını okuduk arkadaşlar. Şöyle diyor. Buradaki sarı delik için büyük bir delik diyor. Şunu da birçok yan yana küçük delik açılmıştır diyor. Birbirine paralel küçük delikler vardır diyor. Buzlanma başladığında ilk olarak buradaki delikler donacaktır diyor. Yani dolayısıyla burası kapanacaktır diyor. Burası kapandığı zaman sarı alanla mavi alan arasında basınç farkı oluşacaktır. Bu basınç farkında diyafram aşağı doğru hareket edecek. Şuradaki anahtarı kapatacaktır. Anahtarın bağlı olduğu ikaz rölesi devreye girecektir. Ayz lambası yanacaktır. Bununla beraber buz önleme sistemleri aktif hale gelirken aynı zamanda dedektörün içerisindeki buzu önleme ya da buzu çözme sistemi de devreye girecektir. Şuradaki ısıtıcı rezistans devreye girecektir. Yani üstüne elektrik akımı akmaya başlayacaktır. Dolayısıyla bu iç gövde ısınmaya başladığında delikteki buzlanma önlenmiş olacaktır arkadaşlar. Bunda tamamız herhalde. Anlaşıldı. Bununla alakalı Anlaşıldı. soru arkadaşlar her biri için ortak soru yazalım. Şöyle diyelim. Buz algılama sisteminin şöyle X diyelim, tamam mı? X de herhangi bir buz algılama sistemi olsun. Buz algılama sisteminin çalışma prensibini basit bir şekil çizerek açıklayınız. Tamam, böyle bir soru yazalım. Her biri için geçerli olsun arkadaşlar. Buz algılama sisteminin çalışma prensibini basit bir şekilde çizerek açıklayınız. Chat kısmına da yazalım bunu. Bunu geçtim. Vibrasyonlu buz dedektörü. Arkadaşlar bu bazı uçaklarda gövdede de oluyor, bazı uçaklarda motor giriş alanında da bulunuyor. Nasıl çalışıyor? Çalışma prensibini söyleyeyim. Yaklaşık 40 kHz'lik bir sinyalle titreşen dedektörde buzlanma başladığında ağırlığı artacak ve frekansı düşecektir. Frekans düşümüyle buz algılanır. Neden bahsediyorum? Bizim şöyle bir çubuğumuz var. Normalde arkadaşlar bu devamlı sallanıyor. 40 kHz demiş ya, 40 kHz'lik sinyalle yukarı aşağı titreşiyor devamlı bu. Bunu sağlayan şey burada yazmamışız ama daha sonra galiba karşımıza çıkacak. Osilatör devresi var arkadaşlar. Osilatör devresi diye vibrasyonu sağlayan. Bu osilatör devresi oradaki çubuğu devamlı sallıyor. Çubuktaki sallanma miktarını da ölçen bir counter'ımız yani sayıcı devremiz var. Sayıcı devresi oradaki frekansa göre titreşim sayısını sayıyor. Eğer ki titreşim sayısında azalma varsa buz başlamıştır diyor. Dolayısıyla buz önleme sistemini, anti-ice sistemini devreye sokuyor. Ne dedik? İki tane devreden bahsettik. Bunlardan birisi osilatör devresi. Ne yapıyor bu? Titreşimi sağlıyor. Diğer devrede arkadaşlar sayıcı devresi counter diyoruz İngilizcesinde de titreşim miktarını sayar. Şimdi dediğimiz şey şu. Bizim bir çubuğumuz var. Bu çubuğu titreştiriyoruz devamlı. Yukarı aşağı sağa sola yani devamlı titreşiyor arkadaşlar. Buradaki titreşim miktarını sayıcı vasıtasıyla algılıyoruz biz. Sayıcı vasıtasıyla algıladık. Eğer ki titreşim miktarında azalma olursa yani şundan bahsediyorum. Üstünde buzlanma oluşmaya başlarsa ağırlık artar. Ağırlık artarsa artık bu osilatör devresi bu çubuğu sallayamamaya başlar. Yani daha az sallar arkadaşlar. Normalde belki diyeceksiniz hocam buzlanma oluştuğu zaman daha fazla titreşmesi lazım gerekmez mi? Arkadaşlar burada zaten çubuğumuz kendiliğinden titreşimli. Neden? Osilatör devremiz var. Bu çok yüksek hızlarda bir titreşim sağlıyor bize.
Buzlanma oluştuğu zaman, ağırlık arttığı zaman artık devre sallayamamaya başlıyor. Sallayamamaya başladığında da sayıcı devresi diyor ki burada buzlanma oluştu. Buzlanma oluştuğu zaman da arkadaşlar buz çözme sistemi devreye girmiş oluyor. Var mı burayla alakalı sorumuz? Yok hocam. Tamam arkadaşlar, anlaşıldı herhalde. Osilatör devremiz titreşim sağlar. Sayıcı devresi titreşim miktarını ölçer. Buzlanma oluşmaya başladığında da artık osilatör oradaki çubuğu sallayamamaya başlar. Sallayamadığı zaman da arkadaşlar ne olacaktır? Buz algılama sistemimiz çalışmış olacaktır. Ha bakın, burada driver coil dediğim sürücü bobindir. Osilatör sürücü bobini sallar yani. Bunun üstüne, bobinin üstüne enerji verip keser. Feedback coil de arkadaşlar geri besleme bobinidir. Geri besleme bobini de sayıcı devresi için feedback yani geri besleme sağlar bize. Burada sonlandıralım arkadaşlar. Dönünce devam ederiz.